İyi akşamlar. Soruyorum da bugün soruyorum. Hem de çok ilginç sorularımız olacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Hoş Başkan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Önce daha henüz haftası oluyor. Olmadı bile daha. Ankara'daki o hepimizi üzen, sarsan olay. Ve o olayın ardından, olayın olduğu gün üstelik 20-25 tane Türk gencinin insanların suratına bir acı tebessüm, acı da olsa bir tebessüm koyabilen bir Çek galibiyeti, arkadan bir İzlanda galibiyeti derken kendimizi Fransa'da bulduk. Diğer maçlarda istediğimiz gibi bitti. Önce şu büyük resme bakalım. Bu herhalde çok ihtiyacımız olan bir küçük adrenalin verdi bize, bir küçük neşe verdi mi acaba? Evet, çok teşekkür ediyorum yayınınızda beni kabul ettiğiniz için. Ben tüm Kanal 35 izleyicilerine de sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu güzel hafta sonunda hoşça vakit geçirmelerini temenni ediyorum. İnşallah. Siz yıllarca hep futbol müsabakalarını anlattınız. Ben hep anımsarım. Hep Türkiye'de ekonomik kriz, Türkiye'de terör, siyasi krizler olduğunda milli takımın bir başarısında hep bu ifadeleri kullandınız. Çok ihtiyacımız vardı böyle bir şeye. Teşekkür ederiz. Fatih Terim, futbolcuları, aslanlar, yiğitler. Evet, hep teşekkür ettik. Evet, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yani değişen aslında yıllardan beri, herhalde mesleğe başladığınızdan bu yana değişen hiçbir şey yok. Hep aynı şeyleri yineleyip duruyoruz. Aslında bunları artık bizim konuşmamamız gerekir. Yani ileri demokrasi dediğimiz bir ülkede, demokrasiyle yönetilen bir ülkede iç barışın, toplumsal barışın ve komşularla olan barışın sağlanması gerekiyor. Biz Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine inanmış insanlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü kendimize rehber ediniyoruz. Yurtta barış, dünyada barış. Ulu Önder bu ifadeyi kullanırken bir ülkenin de kurtuluş mücadelesini veriyordu bir yandan da. Evet. Ve en büyük kendisine karşı olan Yunan komutan da Ulu Önder'imizi barış ödülüne aday gösteriyordu. Böyle bir süreçten Türkiye geldi ama bugün ne yazık ki Türkiye çok farklı bir sürece gidiyor. Geçen hafta bugün Türkiye'yi sarsan bir olay oldu. Yani gerçekten çok kötü, çok dramatik, çok acı bir olaydı. Bu olaya biraz da farklı bir boyuttan da bakmak gerekiyor. Toplumdaki yozlaşmanın aslında bir nebzede ortaya çıkmasını sağladı bu olay. Düşünün ki insanlar barış için haykırıyor. Evinde oturan insan için de sonuçta barış söz konusu. Oraya katılamayan insan için de hayati durum söz konusu ülkede. Onlar adına da barış çığlıkları atmak için bir araya geliyorlar. Ne yazık ki insanlar, ne işin vardı da oraya gittin? İşte Konya'da maçta saygı duruşunda bulunurken bile yuhalanabiliyor, ıslıklar çalınıyor, slogan atılabiliyor. Yani bizi kenetlemedi. Yine ayrışmaya çok müsaitiz biz. Şunu söyleyeyim, bir kez siyasetçiler Türkiye'de ne yazık ki çok geriyor ortamı. Bir söz vardır, çok önemserim. 1980'den sonra ne yazık ki siyasette ve yönetimde yarım bilgili insanların tam yetkili kılınması sonucunda bu durumlar ortaya çıktı. Yani eğer ki doğru düzgün siyasetçileri eğer biz içimizden çıkartıp da belli yerlere getirmiş olsaydı bugün bunlar olmazdı. Yani siyasetin ve siyasetçilerin denetlenememesi durumu mu var? Yani sonuçta tabii ki yani toplum bir türlü yani yönleniyor. Yani denetleme tabii ki siyasette bir etik önemlidir. Siyasetçinin yükselişi önemlidir. Nereden geldi önemlidir. Nasıl siyaset yaptı ve topluma nasıl baktı önemlidir. Eğer toplumla barışık olmayan bir insan zaten kendisiyle barışık değildir. Ve bir ötekileştirme söz konusu. Yani Türkiye'de bugün toplumsal barışı tesis edecek olan siyasetçiler ve kendine halk önderi veya bir grubun önderi olarak gören insanlar meydanlara çıkıp konuşurken bile dikkat edecekler ifadelerine. Yani toplum ötekileştirildi. Eskiden kim bilirdi kimin Alevi olduğunu, kimin Sünni olduğunu, kimin Çerkez, kimin Yörük, kimin göçmen, böyle bir şey yoktu. Şimdi sen Alevi misin, Sünni misin, Kürt müsün, Türk müsün, Laz mısın, Çerkez misin? Yani
insanların artık alt kimlik ve mikro milliyetçilik o duyguları beslenerek toplumda bir kamplaşma gerçekleşti. Umarım Türkiye bir daha böyle terör olaylarını yaşamaz. Tabii. Gencecik insanlarımız hayatlarını barış uğruna, bir de barış uğruna hayatlarını veriyorlar, barış uğruna. Bundan yine 20 gün önce Türkiye'de iş adamları, saygın iş adamları yine Ankara'da barış için yürüdüler. Demokratik kitle örgütleri, üniversiteler 20 gün sonra yine barış için yürüdü. Yani toplumun her kesimi barış isterken hiç kimse oh oldu, iyi oldu deme hakkına sahip değildir. Bu insanlık ayıbıdır bu. Evet. Başka hiçbir şey değil, insanlık ayıbıdır. Bugün orada Sayın Başkan çok dramatik hikayeler, küçük hikayeler, bireysel hikayeler vardı. Ama bir şey beni çok etkiledi. En fazla etkileyen o oldu diyelim. Yarı parçalanmış bir cesedi bulabildikleri bir bez, kumaş, bayrak neyse onun içine koyup götürmeye çalışıyorlardı ve o götürdükleri şeyin üzerinde barış yazıyordu. Evet. Ona sarmışlardı. Evet. Ne yazık ki yani çok büyük dramatik hayat hikayeleri de ortaya çıktı. Evet. 9 yaşındaki evladımız ablasına ayrılırken evden barış için gidiyorum diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında yetiştim. Ben de genç kardeşlerim gibi ben de o alanlarda çok protesto eylemlerine de katılmışımdır. Ben aynı zamanda Karşıyaka Belediye Başkanı olarak SODEM'in Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Bizim bu hafta, geçtiğimiz hafta Brüksel'de Open Days toplantısında konuşmacıydım. Ardından Türkiye'nin ilk aktif şehir ünvanını bugün aldık. Tüm Karşıyakalılara, İzmirlilere hayırlı olsun. Harika. Çünkü biliyorsunuz Seferihisar sakin şehir. Türkiye'de hiç aktif şehir yok. Biz de dedik ki Karşıyaka neden aktif olmasın diye. Bugün aktif şehir ünvanını arkadaşlarımız... Benim bildiğim Karşıyaka yalnız hiperaktif. Hiperaktif. Çok zor bir kesinlikle yer. Doğru. Çok zor. Budapeşte de bugün aldık ödülü. Hayırlı olsun. Ve o bomba patladığı yerde biz de sene 1996 yılında Temiz Toplum, Temiz Siyaset adı altında düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gittik. İzmir'den trenle ve tren garında indik. Arkadaşlarımızla orada halaylar çektik. Protesto eylemi yapılacak yere doğru yürümek için de hareket ettik. Çok şükür bir bomba patlamamıştı. Televizyonda izlerken bir baktım o görüntü. Halay çekilirken arkadan bir yangın topu böyle bir bomba patlıyor ve insanlar parçalanıyorlar. Ve 11 tane de Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından Malatya'da, gencimiz Malatya'da yaşamını yitirdi. Ve ben Open Days toplantısına katılamadım. Malatya'daki genç arkadaşlarım cenaze törenine gittim. Oradaydım. Oradaki o genç arkadaşlarımızın arkadaşlarının çığlıkları, isyanları, haykırışları, o annelerin feryatları ve bir annemizin Gülbeyaz'dı sanıyorum vefat eden, yani bombada şehit olan arkadaş Gülbeyaz'ın annesiydi. Bana sarılıp da eskiden tanıyorum, başkanım yaşat bunları, yaşat. Ben onları yaşatmak için de pazartesi günü yani 19 Ekim pazartesi günü saat 17'de mahallenin ismi de anlamlı benim için, Mustafa Kemal Mahallesi'nde Barış Şehitleri Genç Fidanlar Parkı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Onları yaşatmak yaşatacağız. Barış Şehidi Genç Fidanlar. Barış Şehitleri Genç Fidanlar Parkı. Yani adı da anlamlı, mahallenin adı da anlamlı. Çünkü Mustafa Kemal Mahallesi'nde işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi yurtta barış, dünyada barışın temsilcisi ve dünyada barışı savunan ulu önderimizin ismini taşıdığı mahallede onları da yaşatacağız. Peki başkanım, biraz olayın sportif tarafına dönmek istiyorum. Siz eski sporcusunuz, futbolcusunuz. Evet. Futbolu biliyorsunuz. Evet. Kalecilikten geldiniz. Evet. Bugün artık veteranlar düzeyinde ortada oynuyorsunuz. Evet, yediklerimi çıkartmak için gol atmaya çalışıyorum. Nasıl bir kaleciydiniz? Yani iyi bir kaleci olduğumu söylüyorlar. O dönemde örnek aldığım kaleciler vardı. Özellikle yani refleksine çok hayran kaldığım bir
Jurčević de sanıyorum. Evet. Beşiktaş'ta. Jurčević. Evet. Jurčević de kısa boyluydu ama çok çabuk. Çizgi kalecisiydi ama çabuktu. Onu çizgide onu örnek alırdım. Aktiflikte de Simović'i örnek alırdım. Hı. Yani ceza sahası içerisinde eğer ki bir top geldiyse o top benden başka hiç kimseye gitmezdi. Yani ne yapar yapar sıçra alırdım. Ama şansım yaver gitmedi. Çok sakatlıklar geçirdim. Olmadı. En son Küçükçekmece ikinci ligdeydi. Oraya transfer olmuştum. Rahmetli Erol Togay hocam da Allah benim rahmet eylesin. Benim de takım arkadaşımdı. Evet. Hem üniversiteden hem takım arkadaşım. Çok takılırdı bana. Bir Beşiktaş'ta hazırlık maçı yaptığımızda orada Gordon Min diyor ki bu genç kaleci, o zaman da bir kaleci, üçüncü kaleci arayışları falan var. İyidir diyor. Kampta iyi tavla oynuyor diyor. Çünkü ben onu Antalya'da kampta tavla oynarken çok kötü bir yenmiştim. Oradan takmış kafayı. Onun acısına hatta takılmıştı bana. Bak oğlum dedi. Yen deseydin bugün dedi belki Beşiktaş'a giderdin. Yapma hocam, etme hocam. Ama tabii ki biliyorsunuz sizde sistemde çok farklı şeyler oluyor. Yani aynı ben siyaset yapıyorum. Siyasette bugün Karşıyaka Belediye Başkanıyım. Bana sorsanız nasıl oldunuz diye ben vallahi bilmiyorum derim. Sadece emek verdim, çalıştım da oldum. Ama futbolda öyle değil yani. Futbolda birçok dengeler var, futbolcunun yapısı var, yani teknik özellikleri var. Aynı özellikle Metin Akçevre vardı Beşiktaş'ta. Ne gerek vardı bana? Onu düşünmüşlerdir, onun için Tufan'ı almışlardır. Uzun boylu, biraz daha zavat yapısında. Onu almışlardır, bunlar olabilir. Şimdi yediklerimi çıkartıyorum. Fena değildim. İyiydim. Kimlerle oynuyorsunuz? Şimdi Karşıyaka'da eski Karşıyakalı futbolcular Muharrem var, Murat Sır var, Altobelli Rıza var. Efsaneler. Yani tabii böyle. Onlar hala çatır çatır oynar. Tabii hiç yani öyle sert ki. Sayın Başkan'dır bırakalım yok değil mi? Vallahi bizde öyle bir şey yok. Başkanlık sadece makamda. Sokakta halk, sahada futbolcu. Yani ayağına top yakışıyorsa oynayacaksın. Şimdi ben siyasetçilere böyle seçim zamanlarında hareket olsun diye üstüne bir forma giydirirler. Ya voleybolcu yaparlar ya futbolcu yaparlar. Kaleciye de derler ki sola at, sağa atacak diye. Yazık, vuramaz da. Zor gider kaleciye. Hele bir şey vardı. Geçen dönemki Ulaştırma Bakanımızın bir voleybolcu kızlarla bir voleybol forması giydirmişler. Eline bir voleybol topu vermişler. Yani insanlar eline de ayağına da yakışanı yapacak yani. Doğru. Yapmıyorsa görüntü için yapmayacak. Ben hayatımda hiçbir şey görüntü için yapmadım. Yakışıyorsa yaptım. Futbolda yakışıyor bana. Yani ayak dışıyla, tikiyle. Yani adamı pazara gönderirim, öbür taraftan alır, kendim çarşıya giderim vesaire. Yani çok güzel. Yaparım. Elimden geldiğince de keyif alıyorum. Onlarla birlikte olmaktan da keyif alıyorum. Karşıyaka bir yaşam kenti. Onun için işte biraz önce hani hiperaktif dediniz. Gerçekten hiperaktif bir kent. Hem insanların sosyal yaşamdaki o ilişkileri, hem sportif anlamdaki o spor olan aşkları Karşıyaka'yı İzmir'de biraz farklı kılıyor yapı olarak. Doğru. Peki şimdi bu efsanelerle futbol oynuyorsunuz. Eski bir kalecisiniz ve iki kavram var ki hesap hep onlardan sorulur. Bir kalecilerden, bir de belediye başkanlarından. Evet. Ne yazık ki öyle. Niye bunları seçtiniz? Burcum Koç. Koç burcuyum. Koç burcunun özelliklerini de taşıyorum. Hiç hani burçlara da hani inanma falan inanma falsız da kalma hani açıp da bakma ama yani eşim birazcık öyle meraklıydı bir dönemde, tam bir koç erkeğisin diye. O lider burçtur ve hep böyle kritik yerlerde de kritik kararlar vermeyi seven bir yapıya da sahiptir. Ben yaşamım boyunca da biraz da aileden tabii ki kaynaklı, yaşam biçimimizden kaynaklı hep bir riskli işler, yani yaşamda da riskli çünkü 1980 gibi çok acı bir darbeyi iliklerine kadar yaşamış bir ailenin en büyük çocuklarından bir tanesiydim. Şimdi o süreçte başlayan olgunluk ve yaşam tecrübesi ister isterseniz benim diğer işlerde de karar alma noktasında başıma gelen şeyler oldu. İşte kalecilik de onlardan bir tanesiydi. Beni o zaman ben Ereğliyim.
Konya Ereğli'yim. Kaleci Mahir vardı evet, Trabzon'da evet, falan oynuyordu. Mahir abi de Ereğli Spor'da oynardı. Mahir abilerin elinde büyüdüm ben. O zaman tabii siyasi olayların Mahir abi daha fazla içinde olduğu için onlar biraz daha fazla onunla uğraşırdı. Ben de sporla uğraşırdım yaşımdan dolayı. Bir de kaleci Taceddin vardı. O Taceddin beni yetiştirdi. Dedi ki bana bak dedi, kaleciler yalnız adamdır. Sırtını takımına tek dönmeyen mevki vardır, o da kaleciler. Çünkü riskli bir şey. 89 dakika iyi oynarsınız, 90. dakikada gol yediğiniz zaman tribün size, hoca size çıkartır. Çünkü bahaneniz yok. Evet. Yani yok işte kadememe girmediler, gittim kaldım, çekti, kramp girdi. Yok, öyle bir şansın yok. Bahane yok. Yok. İşini tam layıkıyla yapacaksın. Başkanlıkta da öyle. Bir şey yaptığınız zaman yok başkan yardımcım yaptı, yok müdür yaptı deme şansınız yok. Onun için ben hem kaleciliği hem de başkanlık böyle riskli ve önemli görevlerde keyifle de kaleciliği de yaptım, başkanlığı da keyifle evet, yapmaya devam ediyorum. Bir de sizin belediye başkanı olduğunuz ilçe kültür seviyesi, hayata bakışı çok elit ve üst düzeyde. Tabii. Yani okumuşluk oranı, kitaba doymuşluk oranı bayağı yüksek bir bölge. Dolayısıyla hesap sorma ihtimalleri de daha fazla, kolay kolay uyutulup kandırılacak bir kitle değil. Kesinlikle. Yani Karşıyaka'da bir kez sorgulayan bir kesim var. Bundan ötede ben belediye başkanı seçildiğim gün tek bir şey söyledim. Ben hesap verebilen bir belediye başkanlığı yapacağım. Yani benden hesap sorun. Ama hesabı sadece ahlaklı, onurlu, iftiracı olmayan, yaşadığı kenti gerçekten seven, yapılanı da takdir eden, eksikliği de getirip de ortaya koyan dürüst insanlara veririm. Öyle sahtekar insanlara ben hesap vermem. Yaşamları boyunca üretmeyen, sadece oturup da küçücük bir 5 metrekare alan içerisinde insan içine çıkmayıp da ona buna iftira atıp çamur atan insanlara ben hesap vermem. Ama Karşıyaka halkının, Karşıyaka halkının dürüst, namuslu, kentlilik bilinci yüksek olan kesmine her zaman için hesap vermeye hazırım. Şeffaf bir belediye başkanıyım. Bizim belediyemizde denetim esastır. Ama denetimin siyasi baskı aracı olarak kullanılmadığı denetim esastır. Herkes gelir çok rahatlıkla bilgi alabilir. Çünkü ben belediyeciliği kent halkına karşı resmi daire algısından çıkartıp kentin en büyük sivil toplum örgütü algısına ulaştırmak için yapıyorum. Yani başarabiliyor musunuz? Başarıyorum tabii ki. Karşıyaka'ya bekleriz bir gün. Geliyorum sık sık. Bir gün belediyemizi ziyaret ediniz. Girdiğinizde sanki 5 yıldızlı bir otelin lobisine giriyormuş gibi bir hissiyat olur sizde. Haftanın bir günü çarşamba günleri saat 14 ile 15 bazen perşembe günü oluyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk ilçe belediyesi olarak Oda Orkestrası'nı oluşturdum. Evet. Oda Orkestramızdan orada grup arkadaşımız bir saat canlı müzik veriyor. Orada dinletisi. Yani bir kafe break yapıyorlar. Evet. Geliyor kentli. Orada işini yapacaksa bir soluklanıyor. Müziğini dinliyor. Veya hanımefendiler var. O günü bekliyorlar. O gün gelip belediyemizde o klasik müziği dinleyip de gidiyorlar. Yani biz gerçekten vatandaşa dokunan, halktan yana evet, ve haktan yana olan işleri her zaman için yapıyoruz. Temel felsefemizde şu var. Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratmak. İşte benim dediğim o elit farklılık burada ortaya çıkıyor. Çünkü genel %90 bu tür hizmet vermek isteyen bir belediyenin başvuracağı ilk makam kaldıralım kolları Ankara'nın bağları gibi bir şeydir. Siz evet, klasik müzik dinletisi yapıyorsunuz ve buna da sizin bu arzınıza talep bulabiliyorsunuz. Tabii ki. Burada bir fark oluşuyor. Tabii işte. Tabii ki çok önemli. Yani Türkiye'de herhalde hiçbir belediyede böyle bir şey yoktur. Belediyenin girişinde sergi salonumuz var. Karşıyaka aynı zamanda çok önemli sanatçıları da içinde barındıran bir kent. Resime ve diğer beceri alanlarındaki işte ebru sanatına, heykele meraklı insanlarımızın yaşadığı bir kent. Onların sergiledikleri o
sanat eserlerini belediyemizin giriş katında vatandaşımızla buluşturuyoruz. Onun dışında gelip oturuyor, kahvesini içiyor, başka müziğini dinliyor. Başka kültürel ve sportif etkinlikler çok duyuyorum. Tabii. Çok duyuyorum da sizden dinleyelim. Evet, biz özellikle amatör spor kulüplerine ve yetiştirici olarak genç arkadaşlarımızın daha sağlıklı, daha zinde ama her şeyden öte de olimpik ruhu kazandıracak işler yapıyoruz. En önemlisi o. Evet, yani illaki kazanmak kaybetmek değil, olimpik ruh. Eğer onu kazandıramazsak bir nesli ne yazık ki yine aynı yetiştiririz. Değişik hiçbir şey yapmamış olur. Aynen. Onun için bir değişimi sağlamak için onu gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bizim şu anda 25 branşta kurslarımız var. Ve 5000 civarında öğrencimiz spor yapıyor. Onun dışında kültür merkezlerimizde yaratıcı dramadan tutun Türk sanat müziğine, Türk halk müziğine, baleye kadar birçok branşta yurttaşlarımız geliyor ve orada kurslardan faydalanıyor. Yani benim bizim Sadık Pala mesela benim beraber çalıştığım karikatür atölyesi kurulmuş ve bayağı da ilgi var oraya. Çok. Geçen günde bir 8-9 yaşında bir kız çocuğumuz benim karikatürümü yapmış. İlk defa karikatürüm oldu. Biz siyasetçi olarak kendisi verdi. Belediye gelip de illa ben vereceğim. Bir baktım ilk karikatürümü yapan tarihe geçti. Evet. Umarım... Peki eleştiriler sizi sinirlendirmiyor mu? Demoralize etmiyor mu? Şunu söyleyeyim. Eleştiri önemlidir. Çünkü siyasetçide bir körlük olur zamanla. O iktidar hoşnutluğu insanı mutlu eder. O mutluluk da belli bir süre sonra da körle yol açar. Yani sporda da vardır bu iş aslında, yani futbolda da vardır o körlük. İktidar sarhoşluğu diye sarhoşluğu. Bir deyim vardır. Vardır yani genel toplum dilinde de. Şimdi eleştiri olacak, olmalı. Ben eleştiri açık bir insanım. Ancak eleştiri yaparken bir kez eleştiriyi yapan insanın kim olduğu ve ne olduğu çok önemli. Yani söyleyeceği söz de çok önemli. Ama bu bir kent. Otobüsü 10 dakika geç kaldı diye sizi eleştiriyor. Tabii zaten bir şey söyleyeyim. Yani genel iktidarla ilgili de bir sorun olsa, emniyette bir sorun oluyor. Parkta işte uyuşturucu içiyorlar diyor, şu oluyor, bu oluyor diyor. Ondan da sorumlu beni tutuyor mesela. Başına hani saksı düşse belediyeden bilir hesabı. Aynı. Şimdi bir merkeziyetçi bir yapı var ne yazık. Yani yerellikten kopup da daha merkeze dayalı bir durumda biz belediye başkanlığı yapmaya çalışıyoruz. Yani eleştiriden de hiçbir zaman da hoşnutsuzluk duymuyorum. Hoşnut oluyorum. Ama yani işte öyle eleştiriler var ki bazen yoruyor. Evet. Biraz önce buraya gelmeden önce bir programa katıldım. Başkanım, size bir şey paylaşmak istiyorum. Buyurun dedim. Ya size çok eleştiri var. Ne için dedim? Koruma ordusuyla geziyorsunuz diyor. Allah Allah. Baktım etrafımda, dedim ki kimse yok koruma ordusu. Bir tane telefonumu tutan bir genç bir arkadaş var. O da belediye başkanı. Olacak yani. Koruma dediğiniz zaman şöyle olmalı. Elinde silahlar, işte kulağında şeyler, birkaç tane insanla görüşün. Çağırdım yanımdaki genci. Gel bakayım buraya dedim. Kaldır ceketini. Dön bakayım şöyle. Bak silah da yok dedim. Böyle koruma mı olur? Neyse yani pek de öyle şey ya, ben de cevabını verdim falan da şey, eleştiri yapacak ya sonra. Evet. Şimdi bunun adı da eleştiri. Yani bir eleştiri böyle olmaz. Orada bilgi şimdi, yok, fikir var. Ha, fikir var. Evet. Şimdi ben belki de bu kentte bütün belediye başkan arkadaşlarım da aynı olduğuna ben yürekten inanıyorum. Ama sokakta çok rahat yürüyen bir belediye başkanıyım. Yani halkla bütünleşen, buluşan ve her zaman da ulaşılabilen bir belediye başkanıyım. Özel randevu mesela belediye başkanında en çok sıkıcı konulardan bir tanesi. Şimdi randevu vermiyormuşsun diye eleştirenler oluyor. Peki randevunun konusu ne? Neden yani randevu? 400 bin kişi yaşıyor bu kentte. Onun ötesinde bir vilayet gibi. Yani bir tabii onun dışında bu kentte yaşayan başka insanlar da var. Temel şey şu, belediye başkanına gittim, gördüm, çayını içtim, konuştum. Ondan sonra o da şöyle şöyle dedi. Ya bunun için belediye başkanları bence meşgul edilmemeli. İşle ilgili en büyük talep istihdam. İstihdamla ilgili de bir şey yapamıyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız. Yani karşılık da veremiyoruz o taleplere. Yani biraz daha belediye başkanlarını
sokakta rahat rahat dolaşıp benim yaptığım gelsinler görsünler, çay içelim, sohbet edelim, güzel işler yapalım, marka değerini artıralım. Bakın yine bu ay sonunda dünyada öyle dediler. Bir Ferit abimiz var. Ferit Turan isminde bir abimiz var. O öyle söylediği için ben söylüyorum burada. Dünyada 45 metre yüksekliğindeki tek çelik bayrak direğini karşı yakamıza dikeceğiz. Anlamı nedir? Niyedir? Türk bayrağı. İsterseniz bunun cevabını bir küçücük kısacık bir reklam arası verelim. 45 metrelik çelik bayrak niye diye sorarak dönelim. Soruyorum, devam edecek. Soruyorum, devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 45 metrelik çelik bayrak direği niye? Evet. Bizim biliyorsunuz bu son süreçte Çanakkale ile ilgili çok güzel çalışmalarımız oldu. Özellikle atalarımızın bu toprakları nasıl kazandırdığını göstermek için çocuklarımızı Çanakkale'ye götürdük. Bir ilk öğretim çağındaki çocuğumuz dedi ki, başkanım dedi, biz hep gidiyoruz da dedi, niye dedi siz buraya getirmiyorsunuz bu anıtı dedi. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Mavi şehirde Deniz Kızı Parkımızın ön tarafına 1/8 büyüklüğünde Çanakkale anıtımızı yaptım. Çanakkale anıtımızın yanında da bir eksiklik vardı. Bir bayrak yoktu. Bir Türk bayrağı. Evet. Çünkü Çanakkale'de vardır Türk bayrağı. Evet. O sırada bu fikir ortaya çıkınca bir yardımsever arkadaşımız bayrak yapmış ve bu bayrak nereye yakışır diye düşünmüş. Demiş ki bu bayrak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ebedi istirahatini geçirdiği Karşıyaka'ya yakışır demiş. Bize geldi. Ben de bu bayrağı Karşıyaka'mıza kazandırmak istiyorum. Ve Çanakkale anıtımızın yanına fore kazıkla, bir de öyle bir durum yani, getirip de sadece bir direğe dikme değil, statik bir sürü hesaplar yapılarak 45 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 200 metre kareye yakın Türk bayrağımızı bu ay sonunda Cumhuriyet bayrağımızla beraber göklerde dalgalandıracağız. İnşallah. Güzel bir proje. Çok güzel olacak. Evet. Yine biliyorsunuz bizim bir anıtımız var. Belediyemizin de aynı zamanda simgesidir. Evet. Atatürk ve Kadın Hakları anıtı. 1973 yılında yapılmış. Sahilde durur. Hemen tersaneye geçince, evet. Alay Bey bölgesine geçince sahilde durur. Çok yıpranmış bir haldeydi. Şimdi orayı da yine yenisini yapacağız. 45 metreye onu da yükselteceğiz. Yani hep 45 gidiyor. Böyle 45. Vallahi 45 metre şimdi yani konuşunca. Ay 35 olsa İzmir'e yoracağım da. Yani 45 metre bayrak, 45 metre anıt. Ama çok şık bir anıt olacak. Çevre düzenlemesiyle beraber ve şu anda grafiker arkadaşımız da çalışıyor. Bizim bir de kadın kooperatifimiz var. Ev ekonomisine katkıda bulunsun kadınlarımız diye bir kooperatif oluşturduk. O kadın kooperatifimize anıtımızı resmini simgeleyen yastıklar, magnetler, anahtarlıklar, küpe, kolye uçları. Bunlar sosyal sorumluluk projesi ve aynı zamanda da geri dönüşü olan. Tabii. İşte şaraplıklar, avizeler, abajurlar ürettireceğiz. Yani Paris'te... Bir de öğrenciler okutuluyor. Evet tabii. Şimdi şey tamam. Ya niye söylemiyorsunuz? Ben soruyorum. Soru, başka bir belediye başkanları yaptıkları hayırlı işleri öncelikle anlatıyorlar. Yani siz soru, ben de yorum yapayım da ondan herhalde beklerim. bu Paris'te bir Eiffel Kulesi var. Bir abimiz gitmiş bakmış demiş, bu ne demiş ya, bu teneke yığını demiş ya, bu teneke yığını yapmış adamlar demiş, bize demiş burada satıyorlar, ta Paris'e bunun için getirdiler. Bir tur şirketiyle gitmiş. Olayın farkında değil tabii ama ben dedim ki abi sen bunu bana anlatıyorsun da, orası dedim neredeyse dedim Fransa ekonomisini çeviriyor yani. Her şey parayla. Çıkıyorsun parayla. Onu alıyorsun parayla. Bunu alıyorsun parayla.
Yani bizim niye anıtımız sonuçta böyle simgesel bir anıtı, biz marka değeri yüksek bir anıtımızın ürünlerini yapıp da vatandaşımıza bunu paylaşmayalım diye düşündük. Şimdi onu gerçekleştireceğiz. Tabii sosyal sorumluluk projeleri deyince biz eğitime çok büyük destek veriyoruz. Bizim Kargem dershanemiz var. Kargem dershanemizde ben 30 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildiğimde yaklaşık 700 civarında öğrencimiz vardı. Şu anda 2000 öğrencimize biz orada eğitim veriyoruz. Ve üniversiteye hazırlık bu Kargem dershanemiz. Başarı oranımız da %70. Çok önemli bana göre bir başarı oranına sahip. Ve gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları bu dershaneden faydalanıyor. Onun dışında yine mahallelerimizde etüt merkezlerimiz var. Çünkü aileler okuldan eve gelen çocuğuyla oturup ders çalışamıyor ve onların sorunlarına bir cevap da veremiyor, bulamıyor da. Biz etüt merkezlerimize çocuklarımızın ödevleri, ders tekrarlarını yaptırarak onlara faydalı bir iş yapıyoruz. Ve tabii ki buradan üniversite öğrencileri bizim için önemli. Üniversite öğrencisi sadece bilimin yanında olmalı. O bilimsel eğitimi alarak topluma ve milletine, vatanına en iyi şekilde hizmet edebilmeli. O açıdan gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları da ben nasıl okuyacağım diye de düşünmemeli. Biz toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik ve her apartman bir öğrenci okutuyor projesini geliştirdik. Yaklaşık bir seneden bu yana 300'e yaklaşan öğrencimize ayda 300 TL bir burs veriyoruz. Harika. Ve kapıya yazıyor musunuz? Bu apartman bir öğrenci okutuyor. Bu apartman bir öğrenci okutuyor. Biz onunla da kalmadı. Evet. Şimdi iş yerleri bireysel olarak veriyor. Taksi durakları, muhtarlar ve oraya yazıyoruz. Diyoruz ki bu iş yeri bir öğrenci okutmaktadır. Karşıyaka'nın filizleri geleceğe hazırlanıyor diye. Bu önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok. Yani biraz önce anlattığım işler tabii ki önemli. Bayrak direğinin de kendi maneviyatı var önemli. Anıtın bir maneviyatı var önemli. Ama 5 yıllık belediye başkanlığı süresi içerisinde umarım bir program yaptığımızda 5. yılda bana şu soruyu sorduğunuzda 5 yılda ne yaptın başkan? Hangi işten memnun oldun diye sorduğunuzda tek bir şey söyleyeceğim. Her apartman bir öğrenci okutuyor işiyle genç filizleri ulu çınar yapmak için çalıştım diyeceğim. Evet. Onun için benim önemsediğim bir iş, toplumun bu işe daha fazla sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğitim her şeyden önemli. Bugün Türkiye'nin yaşadığı bu içindeki kaos ortamında da eğitimin, kültürün, sanatın ben üstesinden, bu işlerin üstesinden geleceğine inanıyorum. Evet, yani bir ülkede sanat yoksa o ülkede kaos vardır. Yani düşünün Orta Avrupa'da, yani Viyana'da operayla dinliyor, klasik müzikle. Hiç siz toplumun birbirine girdiği, kavga ettiği, trafikte bağırdığını, ondan sonra ne korna çalıyorsun kardeşim dediğini hiç duydunuz mu? Bakın apartmanlarda geçenlerde bir vatandaşımız anlatıyor. Sohbet ediyorduk. Dedi ki apartmandan çıkıyorum. Komşuma günaydın dedim. Sana ne dedi bana dedi. Şimdi böyle bir yapı haline geldi. İnanın bizim en büyük sorunumuz diyalog ve iletişimsizlik. Yani bazen evlerde bile insanlar yaşıyor. Evde bile yani bir şey çözmek için uzatıyor da uzatıyor. Ya aslında çözüm belli. Karşılıklı oturduğunuz zaman bu sorun çözülecek. Ama iş ta başka yerler. Arabesk toplumuyuz. Aynı evin içinde yani birbirine mesaj atanlar. Telefon. Evet. O hale düştü. Ya geçen bir misafirle gittik. İnanılmaz bir şeydi. Aynısını yaşadım. Kız çocuğu var. 11-12 yaşında. Babaya mesaj atıyor WhatsApp'tan. Babacığım odaya gelebilir misin? Yan odada da baktı. Dedi ki başkan dedi bir 5 dakika izin bana. Hayırdır ne oluyor? Kız mesaj attı bir yanına gideyim dedi. Kız nerede dedim. Odada. Yani başladık gülmeye. Yani inanılmaz bir duruma geldik. Koptuk birbirimizden. Sayın Başkan şunu sor diye biliyorum programın bu bölümünde bize kaldı bir 10-15 dakika. Karşıyaka'nın kalbi Karşıyaka Çarşı. Evet. Çarşı da basketbol ve voleybol ve futbol
konusunda böyle bir ikilem içinde. Şimdi yeni bir sav var ortada. Diyorlar ki futbolda gelmiyor başarı. Bırakın basketbola yüklenin, Avrupa'nın sayılı takımlarından biri olun. Çünkü basketbol başarının yolunu buldu. Futbol bir türlü hala bulamıyor. Ama çok büyük bir tutku ve aşk var. Evet. Hatta kendi sevgilisine zarar verecek kadar seviyor karşı yakalı kesinlikle, orayı. Kesinlikle. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Evet. Hangisine yüklenmeli veya ikisi bir gider mi? Evet, aslında kentler kendine bir misyon belirlemeli. Yani ben stratejik planı hazırlarken Karşıyaka'da dedim ki Karşıyaka kültür, sanat, turizm ve spor kenti olmalıdır diye yola çıktım. Eğer bir kentte İzmir'i bir bütün halde alırsak, turizm kenti miyiz? Jeotermal mesela enerji var, sağlık kenti miyiz? Fuarlar kenti miyiz? Tarım kenti miyiz? Liman şehri miyiz? Yani her şey biraz ondan, biraz ondan, bir tutam ondan, bir tutam ondan gittiği zaman bu iş olmuyor. Olmuyor. Yani bir yön çizmeli. Yani İzmir bir liman kenti ve sanayi kenti ise o zaman onun üstüne eğilecek. O yönde kendini dünyaya tanıtacak. Yani dünyadan da insanlar geldiği zaman da işte 8500 yıllık tarihi görecek. Evet. Sağlık turizminden faydalanacak. Fuarda işte kongreler turizminden faydalanacak. Yani fuardan evet. faydalanacak. Fuarlar kenti vesaire. Ama hedef olmalı ve o hedefin üzerine herkes eğilmeli. Şimdi aynı sporda da aynı şekilde. Şimdi Karşıyaka Türkiye'nin 3 büyük kulübüyle birlikte göğsünde ay yıldız armasını taşıyan bir kulüp ve bir tarihi bir kulüp. Bunu sürekli taşıma hakkı Beşiktaş, Karşıyaka ve Kasımpaşa'da. Evet, 3 tane evet. kulüpte değil mi? Ben 4, 3 kulüpte. Şimdi böyle bir durum var Karşıyaka'da. Spor kenti, spor aşığı bir kent. 7'den 70'ine herkes sporla yatıyor, kalkıyor. Ama burada ciddi bir aslında bir plansızlık var. Yani hedef koyamıyor kendine. Yani Karşıyaka futboldan başarılı olacak. Futbolda markalaşacak. Basketbolda mı? Basketbolda. Bana göre şimdi Karşıyaka'nın yapması gereken Euroleague gibi çok büyük evet. bir organizasyonun evet. içerisine girmişken, yani 20 milyon futbola harcayacağına, yani 10 milyon baskete harcamıştır. Bir 20 de öyle. 30 milyon baskete harcasa Euroleague şampiyon olur. Yani evet. Düşünün yani kıt kanaatlar içerisinde. Doğru düzgün salonumuz yok. Salon tartışması var şimdi. Evet. Evet. Ben arenada oynansın diye inanın var gücümle çalıştım. İşte Barcelona ile oynadık. Evet. Gördü yani. Barcelona gibi büyük bir dev geldi. Ve bırakın yani mağlubiyetini, galibiyetini bir kenara bırakın. Bir Barcelona marka değeri yüksek ve dünyada takip edilen bir kulüp geliyor. Karşıyaka'ya geliyor. Bu sadece Karşıyaka'nın değil, İzmir'in reklamıdır. Yani sırtında Karşıyaka yazmıyor. Sırtında İzmir yazıyor bu kulübün. Herkesin buna destek olması gerekiyor. Uluslararası biz, Basketbol Federasyonu'nun bülteninde Karşıyaka, parantez İzmir. İzmir yazıyor. Şimdi biz salonu hazırlamaya çalıştık. İşte soyunma odalarıyla vesaire, diğer salon düzenlemeleriyle arenada oynadık. Yeterli mi? Yeterli değil. İşte biraz daha büyütelim. Yani Karşıyaka'ya şunu söyleyeyim. Bir 7000 kişilik ama soyunma odaları, antrenör odaları, başkanların veya yöneticilerin, konukların ağırlanacağı salonlarla, taraftarın kullanacağı lavabolarla bile 10 numara bir salon yapılması evet. gerekir. Şimdi bir stat tartışması aldı gidiyor. Evet, siz de evet. bu konuda gündeme getiriyorsunuz. Yani sanki bugünlük sorunmuş gibi bir de yerel yönetimlerin üzerine burada yükleniyorlar. Yani bizim burada yapmamız gereken işleri biz yerine getiriyoruz zaten. Birinci derecede benim sorumluluğumda olan bir iş değil. Stadyum yapmak. Benim sorumluluğumda olan iş semt sahaları yapmak, çocukların, gençlerin sağlıklı bir şekilde spor orada yapmak. Spor yapmalarını sağlamak. Ben onu yapıyorum. Hükümetlerin görevi de stadyumlar yapmak. Ama hükümetlerin görevleri stadyum yaparken de bir kente dair yapacağı bir işte oradaki kent halkını temsil eden ve kentte sonuçta bir yakın zamandaki yaşadığı yerel seçimlerde kent halkının %72'sinin oyunu alan bir belediye başkanına sorar. Ya başkan,
biz buraya yapıyoruz da siz ne diyorsunuz diye. Siyasi parti ilçe başkanları gibi davranıyorlar. Bugün devletin tüm kurumları, siyasi partilerin ilçe başkanı, büyük metropolde il başkanı, yani sen devletin bakanısın, kamu kurumusun. Ben de belediye başkanıyım, ben de kamu kurumuyum. Benim kapımı çalacaksın. Yalı'ya stadyum yapılıyor. Şimdi projesi geldi. Bizi mutlaka evet. dinleyen, şimdi Karşıyakalılar var. Stadyumla ilgili merakla belki neler söyleyecek başkan diyen Karşıyakalılar var. Yalı'ya stadyum yapacağız dediler. Dedim ki burası doğru bir yer değil. Bakın butik stad yapacağız diyorsunuz. Butiğin anlamı nedir? Küçük ve pahalıdır evet. butik. Karşıyaka'nın ve İzmir'in butik statlara değil, bölge stadyumlarına ihtiyacı var. Yani tam bir kompleks, stadyumuyla, kapalı salonuyla, yüzme havuzuyla, tenis kortlarıyla, ulaşımı ve güvenliği de sağlanabilecek yerlere ihtiyaç vardır. Yani siz yıllarca Türkiye'de, evet. dünyada birçok stadyuma gittiniz, maç seyrettiniz, maç anlattınız, girişinizi, çıkışınızı siz daha iyi bilirsiniz. Tabii. Şimdi giriş var, çıkış yok. Bakın 4 tane kapı koymuşlar, 15 bin kişilik stadyum deniyor. 4 tane kapıya farklı farklı saatlerde insanlar girebilir. Ama maç 90 dakika. Düdük çaldığı zaman herkes bir çıkacak. Ya Mekke'de bir tanesinin ayağı takıldı, düştü. Bir sürü insan orada vefat etti. Kalabalık bir ortamda sen orada 15 bin kişiyi aynı anda. Saatte nasıl çıkartacaksın? Takım otobüsü. Zaten UEFA kriterleri 4 dakika içerisinde yerin altına indirerek stadın 4 kilometre dışına çıkartmayacağınız yere ne final veriyor ne yarı final oynatıyor. Tabii. Diyelim ki yürüdünüz finale kadar. Oynatmıyor. Oynatmıyor. Ne gerek öyle var orada? Kriteri var. Apartmanların arasında bir kütle. Şimdi Bombeli de yapmışlar. Bizi dinleyen belki projeyi evet. çizenler de vardır. Yani size evet. göndereceğiz biz o yazıyı. Hiç merak etmeyin. Bombeli yapıp da ben bir örnek veriyordum bundan 7-8 ay önce. Ayşe teyze çamaşırını asacak. Tribündeki genç arkadaşa bağırıyor. Oğlum şu ipi şuraya bir bağlayıver. O noktada tam böyle balkonun vurun, içine. Yani. Yok böyle bir şey. Otobüs giriyor, otobüs geri dönemiyor. Manevra yapacağı yeri yok. Geri çıkıyor. Bir kenti katletmek üzere yapılacak olan hizmet değildir. Evet. Doğru bir yatırım da değildir. Doğru. Oraya o işi yapacağınıza semt sahası korunup U19, U21 gibi takımlarınız sevgilileri gelsin seyretsin ya. Öyle değil mi Ümit abiciğim? Evet, gelsin orada. Dünyanın her yerinde bu var. Aileleri gelsin. Anneleri, dedesi gelsin. Torununu seyretsin orada. Bunlar hoş şeylerdir okul ya. Okul maçları oynansın. Evet ya okul maçları oynansın. Yok memlekette böyle bir alan yani. Oynansın. Yanına bir yüzme havuzu yap. Bak kapalı spor salonu vardı. Yıktılar. Voleybolcular şimdi nerede o antrenman evet. yapacağız diye bana geliyorlar. Tenis kortları yıkıldı. Tenis şube geliyor. Başkan bize yer ver de tenisi orada yapalım. Ya yani oraya bir yüzme havuzu yap. O kapalı spor salonunu gel daha da büyütelim. Evet. Hatta arenayı oraya taşıyalım. Oraya bir 7000 kişilik güzel bir salon yapalım. Yani yürüyerek yine oraya gidelim. Yani ne yazık ki siyaset şeylerin çekişmesi bugün kentlere büyük zarar veriyor. Ben de hiçbir zaman sessiz kalmadım. Sevdiğim bir söz var. Ben bugün sizin bugün değil geçen gün bir köşe yazınızda okumuştum. Anımsıyorum. Platon'dan bir örnek mi vermiştiniz? Böyle bir söz. Platon'un bir lafı öyle vardı. Öyle bir şey söylemişsiniz. Evet. Şimdi bir düşünür diyor ki sessizlik haksızlığa alkıştır. Haklılığın onuru yaşatır insanı. Sessizliğin utancı ise öldürür. Hep başını alıp gidebilecek kadar cesur ama hep kalıp savaşacakmış gibi gözü pek olabilmeli. Evet. Ben gözü pek insanım. Martin Luther King susmak bazen ihanettir. İhanettir. Yani şimdi ben birilerine şirin görünmek için sessiz kalayım ve o haksızlığa alkış tutayım. Yok. Evet. Benim kitabımda böyle bir şey yok. Ben söylerim. Vatandaş bunu anlar, anlamaz. Ama 20 yıl sonra ya bir adam vardı geldi bunu keşke demesinler. Söylendi bir kere. Söylendi evet. ve bu burada yanlış bir şey yok. Yani ortalama zekadaki evet. herkes bunu zaten söylüyor. Doğru. İşin ilginç yanı. Yani hükümetin milletvekili, hükümete yakın insanlar, gazeteciler vesaire onlar da gelip sırtını denize verdiği zaman
Onlar da aynı şeyi söylüyor. Evet. Apartmanları nasıl stat olmaz diye. Yani karşı yaka sorunuza gelip net bir şekilde söylememi istiyorsanız başarı yakaladığı branşta yürümeli. Bugün basketbolsa o zaman basketbolda yürümeli. Bakın futbolda çok saygın futbolcularımız var. Evet. Zaten 23 tane transfer yapma hakkım var. 21 tanesini yapmış arkadaşlar. Kimini yapacaklar ara transferde onu da bilemiyorum. Peki başkan, son bir dakika. Genelde böyle bu tür hayatımızdaki önemli insanlara, siyasetçi kimliği olan insanlara bir dakikada sığdırın dediğim zaman 5 dakikaya taşarlar. Sadece şunu istiyorum. Su sporlarında karşıyaka ülkenin çok önemli bir noktasına getirilebilir. Yelken ve su sporu. Evet, onunla da ilgili biz Yelken Kulübü ile bir dayanışma içerisinde, işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Denizli olup da yüzmede şampiyonu olmayan ender ülkelerden bir tanesiyiz. Orta Avrupa'da derede yüzme çalışıyor, şampiyonlar çıkıyor. Orta Avrupa'da yelken, o derede yelken yapıyorlar. Yelken sporu çok popüler. Bizim böyle bir körfezimiz ve böyle bir rüzgarımız var. Burada denizin D'sini, denizi kullanamıyoruz. Yani bir körfezi doğru kullanamıyoruz. Denizi, körfezimizi yeniden canlandırmak zorundayız. Bu da su sporlarıyla olur. Biz Karşıyaka Yelken Kulübü ile bu işbirliği içerisinde o su sporlarını canlandıracak çalışmalarda yerine getiriyoruz. Umarım önümüzdeki süreçte güzel yüzme havuzlarını da kentimize kazandırarak o denizimizin de yüzülecek duruma gelmesiyle beraber yeni yüzme şampiyonları, yeni yeni yelkenciler, su sporlarına da marka olmuş bir şehir İzmir karşımıza çıkacak inşallah diye düşünüyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. En azından şunun için, bildik bir siyasetçi belediye başkanı gibi değil, bir sporcu gibi şu bir saati çok doğru değerlendirme fırsatı verdiğiniz için inşallah daha ileride daha kapsamlı, daha ayrıntılı şekilde yine birlikte oluruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizi takip etmeye devam ediyorum. Soruyorum. Biz de ama spor programlarınızı büyük bir heyecanla da bekliyorum. Çünkü onu haydi maça değil mi? Vallahi pazar günleri pazara gidemiyorduk sizin programınız yüzünden. Eşim şimdi gelirken de söyledi. Çok selam söyle Ümit Bey'e dedi. Bu saatleri iyi ayarlasınlar. Pazara gidelim. Çünkü gerçekten bağımlılık yapmışsınız bir dönemde. Doğru. Her kısmet olursa belki tekrar bir her bağımlılık yaparız. Sizler gibi olsun. Sağ olun. Kötü bağımlılıklar olmasın. Bizi izleyen, bugün evine konuk eden çok değerli Kanal 35 izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Sağlıklar, mutluluklar sağ olun, diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür efendim ederim. Soruyorum, bu akşam Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Aktınar'ı ağırladı. Önümüzdeki hafta Cuma akşamı bir başka konukla yine soru yorumlar üzerinde programda görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.